Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti habibikel emin. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler mübarek 3 aylar bütün bereketiyle rahmetiyle, feyziyle tekrar bu senede aramıza intikal etmiş bulunuyor. Allahu Teala bu mübarek ayları hem insanlığın hidayete ulaşmasına hem de alemi İslam'ın bu dağınıklıktan kurtulmasına vesile eylesin. Gece idrak ettiğimiz Regaib kandili cümlemiz hakkında hayırlı ve mübarek olsun. Bugün de sohbetimizi yine bu konular etrafında, bu mevzular etrafında sohbetimizi yaparak inşallah 3 ayların ilk cumasını idrak etmiş olacağız. Hak Teala bütün sıkıntılarımıza rağmen, karışıklığımıza rağmen, günahlarımıza rağmen, masiyetlerimize rağmen yine de üzerimizden rahmetini, bereketini eksik etmesin inşallah. Efendiler, kardeşler, Allahu Teala öyle bir kudret ki, öyle bir varlık ki, o tamamen neyi arzu ederse, nasıl arzu ederse, ne zaman arzu ederse, nerede arzu ederse, onu yaratmaya kadir olan bir kudret. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı çok güzel anlatıyor, çok güzel tanıtıyor. Fe'alun lima yurid diyor. Fe'alun lima yurid. Yani neyi arzu ederse, onu anında yaratma gücüne malik bir kudret. فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا Allah bir şeyi yaratmak istediği zaman اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ O yaratmak istediği şeye ol der, o da olur. كُنْ فَيَكُونَ Anında oluverir. Böyle çok ayetlerle Cenab-ı Hakk'ın kudreti anlatılıyor. Sınırsız gücü tanıtılıyor. İradesine engel yok. Kudretine sınır yok. Neyi isterse yaratıyor. Ne zaman isterse yaratıyor. Ne kadar isterse yaratıyor. Nasıl isterse öyle yaratıyor. İşte bu özelliğinden dolayı, bu gücünden dolayı Cenab-ı Hak dünyamızı, güneşi, ayı, felekleri, melekleri, eşyayı, mahlukatı nasıl isterse öyle yaratmış. İnsan mahlukatın içinde sayısız mahlukat var. Zaman zaman söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim bunlara mahlukat diyor, mevcudat diyor, alemler diyor, alemler. Yeryüzünde sayılması mümkün olmayacak kadar alemler var. Kuşlar alemi, efendim çiçekler alemi, böcekler alemi, sinekler alemi, ağaçlar alem, 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 say sayabildiğin kadar. Bazı kitaplarda veya bazı eserlerde diyelim 18 bin alem tabiri varsa da bu tamamen saçmadır. 18 bin alem diye bir böyle bir sayı, böyle bir sınır asla mevzu bahis değildir. Yanlış bir bilgidir. Hatalı bir bilgidir. Kur'an'da böyle bir tabir yoktur. 18 bin. Basit bir rakam. Çok gülünç bir rakam. 18 bin alem ne demek? Hadis-i şeriflerde böyle bir kayıt yoktur. Allah ve Resulü
rakam vermemiştir. Ne demek 18? Nereden uyduruyorsun? Ama halkın arasına çıkmış, girmiş neyse. Tam aksine Kur'an-ı Kerim'e sorarsanız, Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız, alemlerin, nimetlerin sayısı tespit edilemeyecek kadar çoktur. Aynen ayet-i kerime şöyle beyan ediyor. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini, yarattığı nimetleri, alemleri, varlıkları, zinetleri saymaya kalksanız ve in te'uddu, Arapça addede, yu'addedü, ta'did saymak demek. Adet, adet buradan geliyor. 10 adet, 100 adet, 1000 adet. Ve in te'uddu, saymaya teşebbüs etseniz ni'metallahi, Allah'ın nimetlerini, Allah'ın yarattıklarını saymaya kalksanız la tuhsuha, kıyamete kadar vallahi sayamazsınız. Kim saymış da 18 bin alem demiş? Cahilin biri. Saymak mümkün değil. Hani aklıma geldi de söylüyorum. Nasreddin Hoca merhuma, çenesi düşük bir adam, illa bir şey soracak. Hani laf ola beri gele, mutlaka soracak. Sormuş, demiş ki hocam, gökyüzünde ne kadar yıldız var? İşte bakıp sayı, gökyüzünde ne kadar yıldız var deyince adamın maksadını hoca efendi anlamış. Uzun uzadıya cevap vermeye de gelmez değmez, kısa bir cevap vermiş. Demiş ki benim kapıdaki, demiş, eşeğin kuyruğunda ne kadar kıl varsa gökte de o kadar yıldız var demiş. Eşeğimin kuyruğunda ne kadar kıl var? Demiş hocam eşeğin kuyruğundaki kıllar sayılır mı? İşte gökyüzünde yıldızlar sayılmaz demiş bir ahmak adam, ben ne bileyim. Hepsi varlık bunda, her bir kıl bir alemdir yani. 18 bin tabiri yalandır. Aman bir daha kullanmayasınız. Bildiğimiz sınırı belirtilmemiş. Sayısı daha Sure-i Fatiha'nın başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiyor muyuz? Alemlerin Rabbi. Bak 18 yok, 28 yok. Alemlerin, ne bileyim ne kadar. Allah bildirmemiştir. İçinde bunca mahlukatın, alemlerin içerisinde Allahu Teala insanları, insan dediğimiz varlığı, mahluku öbür varlıklardan üstün yaratmıştır. İnsanların arasında da en üstün olarak peygamberleri yaratmıştır. Mahlukatın içinde en üstün varlık insan. Amenna. İnsanların içinde en üstün olanlar, siz söyleyin, peygamberler. Peygamberlerin içinde Hazreti Muhammed Mustafa ise hepsinden üstün. Öyle istemiş, öyle yapmış, ne yapalım? Hatta o kadar üstün bir sıfat vermiş ki kainatın efendisi yapmış. Sadece yeryüzünün, sadece insanların değil, aynı zamanda cinlerin de peygamberi olarak onu tensip etmiş ve aynı zamanda risalet, peygamberlik sıfatından ayrı olarak bir de ona rahmet sıfatı vermiş. Öyle bir rahmet ki ve ma erselnake illa rahmeten, devam edin, lil alemin, bütün alemlere onu rahmet yapmış. Rabbimizin takdiri bu. Demek ki nasıl isterse öyle yapıyor. Ne diyeceğiz? Mahlukatın içinde insan. İnsanın içinde peygamberler en üstün. Peygamberlerin içinde de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en üstün. Şimdi Hazreti Habibullah'ı en üstün sıfatla onu teşrif edince, onu şereflendirince tabii tereddütsüz olarak ona tabi olan ümmetleri de,
aynı şerefe, aynı üstünlüğe nail kılmış. Yeryüzünde yine bazı kaynaklarda, kitaplarda, eserlerde geçtiği gibi, cemaatimizin de arasında bilindiği gibi 124 bin peygamber tabiri var. Ama bu 124 bin tabiri sayısı Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Kur'an'da yok. Hadis-i şeriflerde de yok. Ama kendilerine itimat edilen bazı alimlerin kitaplarında 124 bin peygamberden bahsediliyor. Her neyse, bu kadar peygamber gelip geçmişse tabii bunların da ümmetleri olmuştur. Ümmet demek bir peygamberin etrafında toplanan Müslümanlar demek. Peygamber etrafında toplandınız mı adınız ümmet oluyor. 124 bin peygamber olduğuna göre 124 bin de ümmet gelmiş geçmiş. Bütün bu ümmetlerin içerisinde en hayırlı, en üstün, en faziletli, en önemli, en kıdemli olan ümmet Kur'an'la sabittir ki ümmeti Muhammed'dir. Hangi ayette sabit? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanların içinde, yeryüzünde gelmiş geçmiş ümmetlerin en hayırlısı, en üstünü, en faziletlisi, en kıymetlisi sizsin. Fesübhanallah. İşte böyle bir ümmete Cenab-ı Hak çok hayırlı geceler, çok hayırlı günler, çok hayırlı vesileler halk etmiş. Ayların içinde düşünün, Ramazan ayı, bütün ayların sultanı kim yapmış? Allahu Teala yapmış. Ayları yaratan o, günleri yaratan o, güneşi yaratan o, ayı yaratan o, nasıl istemişse öyle yaratmış. Ayların içinde Ramazan'ı bir numara yapmış, en üstün ay. O Ramazan ayını müjdelemek için de onun önündeki, başındaki aylara da bereket ihsan etmiş. Şaban ayı, Recep ayı. Onlara da bir üstünlük. Değil mi ki yaklaşan Ramazan'ı, yaklaşan Ramazan mevsimini duyuracaklar, haber verecekler, işaret olacak. Şaban ayına da, Recep ayına da bir üstünlük vermiş. Bunu ne de anlıyoruz? Recep ayında Peygamberimiz şöyle dua ediyor. Kitaplarda var. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Efendimizin çok büyük duası bu. Üç aylarda hep böyle dua etmiş. Allahümme, ey Allah'ım, barik lena fi Recep ve Şaban. Recep ayını ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve belligna Ramazan. Bizi de muhakkak Ramazan'a ulaştır. Demek ki Recep'ten ve Şaban'dan maksat neymiş? Müslümanı Ramazan'a ulaştıran iki tane köprü. Köprü. Olmazsa geçemezsiniz. Demek ki Ramazan'a paldır küldür geçmemize müsaade etmemiş Cenab-ı Hak. Önce Recep'i, arkasından Şaban'ı, onlara bereket vermiş, feyiz vermiş, kıymet vermiş, önem vermiş. Kandiller, namazlar, oruçlar, ibadetler, hazırlık, hazırlık, hazırlık. Şimdi buyurun Ramazan'a. Demek ki üç aylardan maksat Ramazan'dır. Recep ve Şaban'dan maksat Ramazan'dır. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan duası bize bunu açık gösteriyor. Gaye Ramazan'a hazırlanmaktır. Ramazan çünkü Allah'ın emrettiği bir ibadetin ayıdır. Allah'ın emrettiği ibadet hangisidir Ramazan'da? Oruçtur. Allah'ın emrettiği, hükmettiği, karar verdiği, belli bir saatten belli bir saate kadar yemeden, içmeden, cinsel bir yaklaşım yapmadan sımsıkı durmak Allah'ın emridir. Buna hazırlanmak lazım. Buna hazırlık yapmak için Recep ve Şaban ayı bir tedbirdir, bir temsildir. İşte Recep ayının yaklaşmasını da hepinizin bildiği, gördüğü, dün akşam idrak ettiği gibi regaib kandili alamet olarak, işaret olarak Recep'in başında tecelli etmiştir. Her yıl Recep'in başında
regaib kandiliyle Recep'e gireriz. Hep manalı şeyler bunlar. Çok manalı, çok mübarek şeyler. Ama müminler, kardeşler, bütün bu mübarek günler, geceler, kandiller, vesileler, vasıtalar inananlar için bir ehemmiyet arz ediyor. İnanmayan adam, Müslüman olmayan insan, Allah yolunda olmayan, Allah'ı zikretmeyen, Allah ile münasebetleri bozuk olan, yanlış yolda, hatalı yolda, kötü yolda olan bir insan için bu mübarek günlerin ve gecelerin fazla bir önemi olmuyor. Zaten haberi de olmuyor. Şimdi sokağa çıkın, bir haber spikeri gibi elinize mikrofonu alın, dolaşın, sorun. Efendi bugün ne? Kaç kişi bunun farkında? Recep-i Şerif'in geldiğinden gittiğinden kaç kişinin haberi var? Bu mübarek kandillerin geldiğinden gittiğinden kaç insanın haberi var? Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki bu mübarek kandiller, mübarek günler, mübarek vesileler bir futbol topu kadar, bir futbol maçı kadar ilgi uyandırmıyor. Görüyorsunuz, bir futbol maçı Avrupa'da bir futbol takımıyla bizim takımımız arasında oynanan bir top oyunu kadar 3 aylar o kadar dikkat çekiyor mu? Vallahi çekmiyor. Görüyorsunuz, yani ben bunu kafamdan söylemiyorum. Ne olacak? Yani regaib kandili gelse ne olur, gelmesen zaten herif dönüp bakmıyor. Dervişin fikri neyse zikri o. Herifin kafası nerede, kalbi nerede, zihni nerede, vicdanı nerede? Bu mübarek günler ve geceler müminler için iman sahibi, irfan sahibi, Kur'an'a, İslam'a gönül vermiş, Allah ile münasebetlerini belli bir çizgide Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle yaşayanlar için mevzu bahistir. Yoksa yoldan çıkmış, ardan çıkmış, namustan çıkmış, ahlaktan, faziletten çıkmış bir adam için 50 defa 3 aylar gelse hiçbir mane ifade etmez. Onun için maalesef yaşadığımız dünya öyle bir dünyada, öyle bir eşya izdihamının ortasında yaşıyoruz ki o eşyanın, maddenin, mülkiyetin kavgasını vermekten, onlar için mücadele etmekten, Allah'ın dini için mücadeleye bir dakika kalmamaktadır. Allah'ın dinine, Allah'ın yoluna, Allah'ın hükmüne, Allah'a ibadet için gerekli işlere vakit kalmıyor, zaman kalmıyor, fırsat kalmıyor. Eşya, madde, mülkiyet, mobilya, mağaza, alış, veriş, senet, çek, Mehmet, Ahmet zaten bütün zamanımızı yiyor, alıyor. Camiye, cemaate, İslam'a vakit kalmıyor. Kadir gecesi olsa ne olur, olmasa ne olur? Zaten adam vakit bulamıyor. Fırsatlar kaçıyor, rahmetler kaçıyor, rağbetler kaçıyor, ikramlar kaçıyor, ihsanlar kaçıyor. Allah-u Teala yeniden İslam'a ve İslam'ın teklif ettiği hayata dönmeyi cümlemize nasip eylesin. Yaşadığımız hayat Allah'ın teklif ettiği hayat değildir. Yaşadığımız hayat görüyorsunuz gafletle dolu, cehaletle dolu, isyanla dolu, günahla dolu, belayla dolu, yanlışlarla dolu, hatalarla dolu. Merhametsiz bir hayatın içindeyiz. Adaletsiz bir hayat, faziletsiz bir hayatın içindeyiz. Allah'ın tabiat aleminde kurduğu düzenin dışındayız. Cenab-ı Hakk'ın tabiat aleminde
gözlerimizin gördüğü, ellerimizin tuttuğu, kulaklarımızın duyduğu bu alemde kurduğu bir düzen var. Allah'ın nizamı, Allah'ın düzeni. Buna ne diyoruz? Fıtratullah, Allah'ın yaratma düzeni. Ne var en aşağıda? Ayaklarımızın altında toprak var. Ayaklarımızın altına Cenab-ı Hak toprağı sermiş. Toprağın üstünde ne var? Toprağın üstünde evvela bildiğimiz gibi çayırlar var, çiçekler var, çimenler var, ağaçlar var, sebzeler var, meyveler var. Hemen ayaklarımızın seviyesinde. Bunlar niçin var olmuş diye merak eden bir Müslüman anında sebebini bulur. Acaba bu otların sebebi ne? Bu çayırların, çimenlerin sebepleri ne? Bu meyvelerin, sebzelerin, ağaçların sebepleri ne? Sebep nedir? Kur'an-ı Kerim bunu bir tek kelimeyle açıklıyor. İnsan. İnsan olmasaydı yeryüzünde bir tek çimen, çiçek, çayır olmayacaktı. İnsan, insan, insan. E canım çayırın, çimenin, çiçeğin insanla ne alakası var? Ne alakası var olur mu? O çayırları, çimenleri, otları hayvanlar yiyecek. Yesin hayvan, ne olur hayvan yerse? Bu otları yiyen hayvanlar, suları içen hayvanların sebebi yine insan. Yine insan olmasaydı yeryüzünde bir tek hayvan olmayacaktı. O otları, çayırları, çimenleri hayvanlar yiyecek. O hayvanlar da insanın önüne kesilmiş, derisi yüzülmüş, pişirilmiş, protein kaynağı olan dünyanın ve ahiretin en hayırlı rızkı olan et olarak, et yemeği olarak önüne gelecek. Yine insan için. Allahu Teala otları hayvanlara, hayvanları da insanlara çok basit bir izah ile hemen bunu herkes yeryüzünde rahat görebilir, bu çizgiyi, bu düzeni görebilir. Otları, sapları, samanları, çayırları, çimenleri neyse Cenab-ı Hak hayvanlara yem yapmış, hayvanları da insanlara yem yapmış. Bunu hayvanlar yesin, hayvanları da kesip insanlar yesin. Demek ki bütün bitkiler hayvanlara, hayvanlar da insanlara koşuyor. Peki yeryüzünde insanlar nereye koşuyor? Bunu her düşünen insan, çocuk bile anlar bunu yani. Bunu anlamak için alim olmaya vallahi lüzum yoktur. Zerre kadar aklı olan yeryüzündeki ilahi düzeni, kurulu, nizamı anlar. Otlar hayvanlara koşuyor, hayvanlara imdadına koşuyor. Hayvanlar da insanın imdadına koşuyor. İnsanlar nereye koşuyor? Cehenneme koşuyor. Halbuki insanların nereye koşması lazım? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Allah'a ibadet etmeye koşması lazım. Camilere koşması lazım. Allah'ın yoluna koşması lazım. Allah'ın dinine koşması lazım. Kurulu nizam bu, dünyada sistem bu. Bunun için nimetleri Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Zaman zaman söylüyorum, tekrar edeyim. Şu bitkilere bakın, ağaçlara bakın, meyvelere bakın, sebzelere bakın. Ne var ağaçta diyeceksin. Ağaçlar insanlara meyve ikram ediyor, meyve. Kur'an'da çok geçiyor bunlar. Hatta dikkat ederseniz meyveli ağaçların dalları daima aşağıya doğrudur. Meyvesiz ağaçların dalları yukarıya doğrudur. Kavak yukarıya doğru. Selvi yukarıya doğru. Şam yukarıya doğru. Ama armut ağacı aşağıya doğru. Niye? Aşağıya doğru kollarını, dallarını uzatıyor ki ey insan, ben senin için yaratılmışım. Al şu meyveleri de ye. Sebebim sensin diyor. Kolay alsın, rahat alsın. Görsün, uzanana elini uzatsın diye. Yani bunları anlamak için vallahi alim olmaya lüzum yoktur. Basit, ahmak bir adam bile bunu anlar yani. Yeryüzündeki mevcutların, mahlukların, bitkilerin, ağaçların, hayvanların sebebi insandır. İnsan olmasa ne lüzum var? Portakala bakın. O portakalın dışında bir kabuk var, kabuk. O
yenmez. Niye? Onun içinde ispirto var, zehir var. Gözüne sıksan gözün acır. Ağzına alsan ağzın acır. Eğer o portakalın dışındaki o zehirli kabuk, o kokulu, acılı kabuk olmasaydı hayvanlardan sana portakal kalmazdı. Hayvanlar üşüşür yerdi, sen bulamazdın. İçini de öyle tanzim etmiş ki Cenab-ı Hak, bunu düşünen herkes, bunu alim olmaya gerek yok diyorum ya. O portakalın içini de Allah öyle tanzim etmiş ki eğer armut gibi, elma gibi ısırıp yeseydin portakalı, bütün suyu boşa giderdi, üstüne başına dökülürdü. Suyu dökülmesin diye dilim 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 tanzim etmiş, dilim dilim yiyorsun, suyu gitmiyor. Ama elmayı ısırıp yemek mümkün, suyu akmıyor çünkü. Hep insan için. İnsanın eline, insanın ağzına, insanın kafasına, hep insana göre yaratılmıştır. Bunu anlamak için vallahi alim olmaya gerek yoktur. Düşünen her insan bunu bulacak ve bilecektir. Yeryüzünde incir ağacı, işte Mevlana'lar Bediüzzaman'lar açıklıyor. İncir ağacı Allah'ın Kur'an'da yemin ettiği bir ağaç. Ve tini ve zeytuni. Hepiniz biliyorsunuz Allah incir ağacına yemin ediyor. Önemi var, bereketi var, ehemmiyeti var. Niye? İncir ağacı kendisi toprakta suyla, toprakla neyse, basit bir izah ile anlatıyorum. Normal olarak gözümüzün gördüğü kadarıyla incir ağacı kendisi çamurla besleniyor. Çamur, çamur. Kendisi çamur yiyor diyelim. Ama insanlara şekerpare veriyor. O incir ağacı kendi yediğini, kendi beslendiği şeyi insanlara verseydi, incirin içini açtığınız zaman çamur çıkacaktı, çamur. Ama içini açıyorsun, şekerpare çıkıyor. Daha iyisini insana veriyor. Daha mükemmelini insana veriyor. Daha müstesnasını insana veriyor. Ey insan, sen Allah'a ne veriyorsun? Sen ne veriyorsun? Bütün alem insana, insanın hizmetine, insanın istifadesine, insana bereket olmaya, insana enerji olmaya, insana nimet olmaya, insana meyve olmaya, sebze olmaya koşuyor. Sen de Allah'a kul olmaya koşacaksın. Senin de vazifen Allah'a kul olmaktır. Hayvana bakıyorsunuz, içtiği suları insana süt olarak ikram ediyor. O hayvanların memesinden tuttuğunuz zaman, sıktığınız zaman akan şey eğer su olsaydı bir şey diyemezdiniz. Hayvan su içti, memesinden su veriyor. Halbuki öyle değil, süt veriyor. Bembeyaz süt veriyor. Aldığının en mükemmelini sana veriyor. İlahi nizam böyle, yeryüzünde böyle kurulmuş. Yediği otları ot olarak vermiyor sana hayvan. O otlar, çayırlar, çimenler, saplar, samanlar hayvanın bünyesinde, vücudunda, organizmasında halden hale geçiyor. Sonunda senin için en büyük gıda olan et nimetine dönüşüyor. Et oluyor, et. Otun kilosu kaça, etin kilosu kaça. Kötüsünü kendisi yiyor, iyisini sana veriyor hayvan. Sen kime ne veriyorsun? Ey Müslüman, ey insan. Bu düzeni anlamamız lazım. Gafil olmanın manası yok, cahil olmanın manası yok. Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bilmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Müslümanlar böyle gafletle, cehaletle vallahi bir yere varamayız, cennete varamayız. Otobüste yolculuk yapan bir adam gafil olsa, uyusa, ineceği yeri, adresini şaşırır mı, şaşırmaz mı? Siz söyleyin. Uyumayacaksın. Aman, otobüs gidiyor, ineceğim yer kaçar, fırsatı kaçırırım, durağı kaçırırım, zamanı kaçırırım, cezalanırım diye bir öğrenci, bir memur, bir yolcu arabanın içinde uyanık kalacak. Aman geçirmeyeyim durağı, aman zamanı geçirmeyeyim. Biz de dünyadan ahirete giden yolcuyuz, gafil olmayacağız. Aman fırsat kaçmasın. Fırsatlar kaçıyor. Regaib gecesi, işte bak, geldi geçti. Kaç kişi ihya etti geceyi, kaç kişi etmedi. İkterabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. İkterabe linnâsi hisâbuhum. İnsanların hesabı yaklaşıyor. Bir taksimetreye binseniz, taksimetre,
Hani biner binmez adam saati açıyor, ücret çalışmaya başlıyor. Bunlara taksimetre, taksimetreli arabalar, saatli arabalar. İçine giriyorsunuz, adam şoför hemen saati açıyor, tik tak tik tak, rakamlar senin hesabını yazmaya başlıyor. Ama ilkin fazla dikkat etmiyorsun. Ne zaman ki adres yaklaşıyor, gideceğin yere o tuttuğun taksi, saatli taksi yaklaştığı zaman sende bir hareket başlıyor. Niye? Yaklaştın, hesabın da belli, hemen elini cüzdanına atıyorsun, yani hazırlık yapıyorsun. İlk bindiğin zaman öyle değil ama sonuna doğru adrese yaklaştıkça, geleceğin gideceğin yaklaştıkça hazırlığa başlıyorsun, parayı hazırlıyorsun. Çünkü görüyorsun orada yazıyor. Biz de bunun gibi, zaman geçiyor, ömür geçiyor, hayat geçiyor, yaşlanıyoruz. Hani bazı arabalarda deposunda benzin bittiğini haber veren işaretler var mı yok mu? Depoda benzin bitiyor diye kırmızı bir işaret yanıyor. Çok çok 30 kilometre gidebilirsin. Hemen tedbirini alıyorsun, aman uzaklaşmayayım, yakında civarda bir benzin istasyonu aramak ihtiyacını duyuyor musun, duymuyor musun? Duyuyorsun, çok işaret yanıyor. Bizim de başımızda ağaran saçlar, ağaran sakallarımız ömrümüzün bittiğini işaret ediyor mu, etmiyor? Allah aşkına. Daha gaflet mi? Niçin gaflet? Niçin cehalet? Niçin yalan dolan dümen? Niçin haksızlık, hırsızlık? Bir arabada benzinin azaldığını haber veren işaret olur da senin ömrünün, hayatının azaldığını haber veren işaret olmaz mı? Ağaran saçların işarettir. Bütün bunlara ibretle bakmak lazım, hikmetle bakmak lazım. Müslümanlar, ne olacak bizim insanlarımızın hali? Yeryüzü çok kötü durumda. Dünya tarihini araştırın. Bugünkü kadar dünya, bugünkü kadar cahillerin, gafillerin, katillerin elinde kalmamıştı. Şu Amerika'nın haline bakın, Rusya'nın haline bakın, hele bugünlerde haberleri dinliyorsunuz, İngiltere'nin haline bakın. İngiliz kraliyet ailesinde İngiliz krallığının gelini, prensin karısı 3 yıldır zina ettiğini açıklamaktan utanmıyor. 3 yıldır diyor, ben prensle değil başka bir diyor herifle yatıp kalkıyorum. İngiliz krallığı bu. Vay namussuzlar vay. Dünya bu kadar pislerin ve piçlerin elinde kalmamıştı dünya. Dünya bu kadar pislik adamların eline geçmemişti. Rusya'nın başındaki adama bakın, vallahi ayık gezmiyor, uyanık gezmiyor, alkolle dolaşıyor. Sekreterlerinin avret yerlerini elini sokuyor, affedersiniz. Rusya hale bakın ya. Dünya böyle miydi şimdiye kadar? Müslümanlar hakim olmazsa, Müslümanlar uyanık olmazsa, Müslümanlar sahip olmazsa dünya işte böyle veledi zinaların eline geçer. Nerede Müslümanlar? Nerede Müslüman insanlar? Nerede Yavuz Sultan Selimler? Nerede Fatihler? Nerede Kanuniler? Dünyanın haline bakın. Dünyanın düştüğü hale bakın. Amerika dünya barışını sağlayacakmış. Ey zalim Amerika, sen evvela kendi ülkende siyahlarla beyazları barıştır. Hala siyah beyaz kavgası var. Kendi ülkesinde siyah insanlarla beyaz insanları barıştıramayan Amerika yeryüzüne barışı getirebilir mi, getiremez mi? Vallahi getiremez. İşte bak, Bosnalıları mahvettiler. Bir anlaşma imzaladı mecburen. Çaresiz kaldı Bosna. Adeta teslim oldu. O gün Bosna Dışişleri Bakanı Şakir Bey ne diyor? 150 bin diyor kadınımızın ırzına geçen, 250 bin çocuğumuzu öldüren katil Sırplarla beraber yaşayamayız biz diyor. Ama Amerika
mecbur etti, imzalattı adamlara. Vay zavallı Müslümanlar vay. Böyle bir dünya, dünya tarihinde bugünkü kadar dünya rezil olmamıştı. Katillerin elinde, zanilerin elinde, canilerin elinde. Her şeye onlar hakim. Müslüman olmadan, İslam olmadan yeryüzünde vallahi sükunet sağlanamaz, barış sağlanamaz, huzur sağlanamaz. İşte Avrupa'nın halini görüyorsunuz. Kalkınıyorlar, teknolojiyi, makinayı, icadı yapıyorlar. Sonunda bir savaş patlıyor. Avrupa'da Birinci Cihan Savaşı'nda 40 milyon insan öldü. İkinci Cihan Savaşı'nda 50 milyon insan öldü. İnsanların ölümüne çalışıyorlar. İnsanların mutluluğuna çalışmıyorlar ki. Nükleer silahlar nedir? Atom bombası nedir? İnsanları öldürmek içindir. Hani insanların huzuru? Hani insanların saadeti, mutluluğu? İşte mübarek üç aylar nereden gelip nereye gittiğimizi düşünmeye vesiledir müminler. Regaib demek bu demek zaten. Regaib. Bir Müslümanın en çok neye rağbet ettiğini bilmesi lazım. Bir Müslüman en çok kime rağbet etmesi lazım? Kimin peşinden gitmesi lazım? Kime sarılması lazım? Senin baban cumhurbaşkanı olsa bile sen de ona sarılsan, günün birinde adam ölüp gittikten sonra ellerin havada kalır mı kalmaz mı? Kime sarılacaksın? Kime sarılırsan sarıl, hepsi fani, hepsi ölecek, hepsi gidecek, hepsi göçecek. İsterse hazinelerin, trilyonların, milyarların olsun, hepsini bırakacaksın. Bırakamadığın, bırakamayacağın bir tek varlık var, Allahu Teala var. En büyük rağbetin ona olacak. Bütün dünya ahbabın olsa, bütün dünyanın malları senin olsa, ölür ölmez boyunun ölçüsüne göre toprakta, yerde açılan bir mezara tek başına giriyor musun, girmiyor musun? Buna bakman lazım. Efendim bütün dünya benim ahbabım. Bakanlar, başbakanlar, başkanlar, herkes benim ahbabım olabilir. Ama mezar kapısına kadar gelirler, tek başına Allah'la kalırsın. Niye bunu unutuyorsun? Bütün dünya senin olabilir. Eşya, madde, varlıklar, servetler, şöhretler. Hayır, olabilir. Ama hepsi mezar kapısına kadar gelirler. O da nasip olursa bir kefenle. Kefende biliyorsunuz cep yok. Kefende iç yok, dış yok. Tek parça, tek başına kefenle toprağa gömülüyor musun, gömülmüyorsun? İşte mesele burada, hüküm burada, itibar burada. O halde neye rağbet etmeli bir Müslüman hayatta? En çok neye, en çok kime, niçin rağbet etmelidir? Bunu düşünmeyen adam yeryüzünde istikamet bulamaz. Dürüst olamayız. Bizi dürüstlüğe, dengeli hayata, sağlıklı hayata, ölçülü hayata teşvik eden ahirete imandır. Hayatımızın hesabını Allah'a vereceğimize olan imandır. İnanmayan adam zikzak yapar, manevra yapar, düşer kalkar, yanlış yapar, hata yapar, sapıtır. Hiçbir şeyin kaygısını taşımaz. Onun için Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeyyebetni hudün, iki kelime, şeyyebetni hudün, şeyyebetni demek saçlarımı ağarttı. Peygamber söylüyor bunu. Veya beni ihtiyarlattı, belimi büktü. Çok geniş manası var şeyyebetni. Beni ihtiyarlattı, saçlarımı ağarttı, belimi büktü. Kim yaptı ya Resulallah? Hud'un, Hud suresi. Kur'an'da 114 sure var biliyorsunuz. Bir tanesi de Hud suresi. Hud. Bu sure
Kur'an'daki diyor bu sure benim belimi büktü diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala Muhammed. Niçin diye soruyorlar, neden Hud suresi senin belini büktü ya Resulallah? Buyuruyor ki içinde bir ayet var. Surenin içinde bir ayet var. Festakim kema ümirte. Sana emrettiğim gibi, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Dosdoğru olmak var ya, çok mühim bir meseledir. Sapıtmadan, hataya düşmeden, yanlışa, günaha, isyana düşmeden dosdoğru Allah'a giden yolda olmak, karakterli, namuslu, edepli, iffetli, dürüst olmak çok zor bir olaydır. Benim belimi büktü diyor Peygamberimiz. Onun için hele bugünlerde görüyorsunuz, bugünlerde vallahi bir insan olarak hayretten hayrete düşüyorum. Şu siyasete bakın, siyasete. Partiler arasında o oraya sıçrıyor, o oraya atlıyor. Daha önce küfrettiği yere gidip giriyor, utanmıyor, sıkılmıyor. Karakter yok, kabiliyet yok, iffet yok, şeref yok. Dün inkar ettiğini bugün kabul ediyor. Dün tükürdüğünü bugün yalıyor. Allah, şu hale bakın ya. Hiçbir şey yok, dürüstlük yok, denge yok, düzen yok, istikamet yok, iffet ve namus yok. Dün inkar ettiğini bugün tasdik ediyor, dün tükürdüğünü bugün yalıyor. Şu siyasete bakın, şu adamlara bakın. Memleket nasıl bunlara emanet edilecek? Namusumuz bunlara nasıl emanet edilecek? Hayatımız nasıl emanet edilecek bu adamlara? Dürüst gitmiyor, doğru gitmiyor, düz gitmiyor, yalpa yapıyor, manevra oradan oraya girip çıkıyor. Hani karakter, hani dürüstlük, hani zihniyet, hani şahsiyet, haysiyet, cinsiyet, cibilliyet, ciddiyet. Vallahi kahroluyorum, vallahi kahroluyorum. Memleket ne hale geldi, insanlık ne hale geldi? Müslümanlar Allah'tan korkun. Müslümanlar Allah'tan korkun. Çünkü onun sonunda onun huzuruna varacaksınız. Sonunda ona hesap vereceksiniz. Sonunda ona mahkum olacaksınız. Dünya hiçbir dönemde, devirde, çağda bu kadar pis insanların taharetsiz, asaletsiz, adaletsiz, faziletsiz insanların elinde kalmamıştı dünya bu kadar. Bu kadar kalmamıştı. Müslümanlar ne zaman uyanacak, ne zaman bütünleşecek, ne zaman birleşecek, ne zaman anlaşacak, ne zaman uzlaşacak, ne zaman Müslümanlar yeryüzüne hakim olacak? Vallahi bütün mahlukat Müslümanları bekliyor. Bak, denizler kirlendi, havalar kirlendi, toprak kirlendi, insanlar kirlendi, namus kirlendi. Müslümanın taharetini bekliyor dünya. Mahlukat Müslümanları bekliyor. Kirlendi, zehirlendi, alem yok oluyor, dünya mahvoluyor. Müslümanlar, ne olacak bu Müslümanların hali? Anlamıyorlar, dinlemiyorlar, araştırmıyorlar, incelemiyorlar, merak etmiyorlar. Sanki hayatlarından, sanki cennetten eminmiş gibi gidiyorlar. Yani sanki doğru cennete gidiyormuş gibi herkes rahat ya, bir korku yok, bir endişe yok, bir telaş yok. Ezan okunmuştur, Allah razı olsun. Böylece mümin kardeşler, üç ayları idrak etmiş olmamızın sebebini anlattım. Hayatımızın akışını kontrol altına almamız lazım. Hayatımızın muhasebesini yapmamız lazım. En çok neye rağbet ediyoruz? En çok neye önem veriyoruz? En çok neye kıymet verdiğimiz değerleri anlamamız lazım. Manevi değerler, mukaddes değerler, İslami değerleri öne çıkartmamız lazım. Hayatımızı kontrol altına almamız lazım. Yevmi hesabın hesabını baş almamız lazım. Üç aylar başlamıştır. Çalışmalar, gelişmeler bu istikamette olması lazım. Bir program yapınız. Hayır hasenat programı, çalışma programı. Üç aylarda haftada bir gün, iki gün evde çoluk çocukla toplantı programı, kitap okuma, Kur'an okuma, araştırma programı yapmamız lazım. Hayır hasenat.